Merhabalar kardeş. Merhaba. Cumhurbaşkanı bugün Kızılcahamam'da AK Parti'nin kampı var. Evet. Orada kamuoyuna hem de partililere seslendi. Biz çarşının, pazarın halini görüyoruz. Efendim çarşıda, pazarda dolaştık falan dedi. Gerçekten çarşının, pazarın halini görüyor mu Cumhurbaşkanı? Tam olarak görmüyor. Yani çarşının, pazarın hali insanlar... Herkese ulaştık dedi mesela. Yok, herkese ulaşmıyor şu an. Yani insanlar geçim sıkıntısı çok büyük had safhada. İnsanların alım gücü düşük. Enflasyon aynı keza. Dediği rakamların hiçbiri doğru değil yani. Niye şimdi böyle diyor peki Cumhurbaşkanı? Onu bilmiyorum. Sokağa inmediği için mi diyor? Evet. Göremiyor. Bence yanındakileri yani yanındaki yardımcılarını bence çok etkili çalışmıyor herhalde. Etkili yani yanındaki yardımcılar veya işte genel başkan yardımcıları olsun, şunlar bunlar, Cumhurbaşkanı yanıltıyorlar. Yanıltıyorlar. Bence yanıltıyorlar. Peki onları Cumhurbaşkanı getirmedi mi oraya? Mesela evet, oraya getirdi ama. Şimdi şunu söyle. Mehmet Şimşek. Evet. Daha önce göndermişti. Hı-hı. Aynı Mehmet Şimşek'i tekrar getirdi. Örnek evet. Vermek gerekirse. Evet. Yani halktan toplamıyorlar. Halktan toplamadıkları için halk sahaya inmiyorlar. Sahaya inmiyorlar. İl başkanları olsun, öbür yardımcılar olsun. Sahaya inmiyorlar. Dolayısıyla sahaya inseler de gerçeğini yansıtmıyor. Sahaya inseler de gerçeği söylemiyorlar. Gerçeği söylemiyorlar. Mesela bugün şunu da söyledi. Dedi ki bize en acı ifadeleri kullanın dedi. Evet. Demek ki ortada bir rahatsızlık var. Kendisine doğru söylenmemiş ki böyle evet. söylüyor. Evet, kesinlikle öyle. Yani halk sıkıntıda. Ekonomiden düzelmesinden ümidin var mı? Bir vatandaş olarak, bir baba olarak. Çok iç açıcı değil. Ümidin yok. Yok, yok, yok. Esnaf mısın kardeş? Yok, ben esnaf değilim. Ben memurum. Memursun. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Rica. Cumhurbaşkanı bugün Kızılcahamam'da partililere hem de kamuoyuna seslendi. Biz çarşının, pazarı halini görüyoruz. Evet. Herkese ulaştık dedi. Gerçekten ulaştılar mı? Vallahi. Ya ben Tayyip'e güveniyorum abi. Tayyip de dediyse yapar. Muhalefetten mücecik olmaz. Ekonomi nasıl kardeşim? Güzel. Nasıl güzel? Güzel tarif abicim. Abi tarif edecek bir şey yok. Yani çalışana her yerde iş var. Çalışana hani var. Adam para beğenmiyor, anladın mı? Masa başında oturayım istiyor. Bir örnek vereyim sana. Ver biraz abi. Önce bir vatandaşla konuştuk. Emekliymiş. Tamam. Yetmediği için çalışıyorum dedi. Tamam. Evime aşağı yukarı 30 bin liraya yakın maaş giriyor. Tamam. 3 tane evlat var, ev kira. Nasıl geçinsin bu adam? Bir de bak emekli olmuş adam. Şimdi bak abi o istisnalar haricinde 40 yaşında emekli olan adam da yaşında aynı şeyi söylüyorsa 4 yaşında. Bak aynı şeyi söylüyorsa eyvallah. 40 yaşında bunları kim emekli yaptı kardeş? Tayyip yaptı. Doğru ben, bir şey mi yaptı? Küfür ediyorlar. Ben esnafım. Ben sana söyleyeyim mi? Şu an sigorta primi çok pahalı. Millet isyan ediyor ya, ettiğine bakma. Bugün benim 7,5 bin lira sigorta primimi bana versin. 10 bin lira da üstüne para versin. 10 mi alıyorlar emekliler, ne alıyor? 17 bin lira her ay bana temiz para. Bana yetecek bir para ama... Senin esnaf olarak işlerin iyi mi? Güzel. Allah bereket versin. Peki, şu vergilerini ödeyebiliyor musun? Ödüyor. Her esnaf ödeyebiliyor mu? Abi işine göre. İşine göre. Yani ne iş yapıyordur, nedir? Herkesin işi olması gerekiyor mesela. Ya abicim öyle bir şey soruyorsun ki yani. Tamam bellisin, muhalefetsin de. Hayır biz ya muhalefetle alakası yok. Biz gazeteciyiz. Abi sorusu. Allah rızkını yazdıysa sen sabah akşam evine gitme, sen hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Yani bu işle alakalı bir şey değil yani. Cumhurbaşkanı diyor ki kardeş. Bunu söylüyor. Biz ekonomide yaşanan sıkıntıları biliyoruz diyor. Tasarruf tedbirleri uyguluyorlar. Niçin tasarruf tedbirleri uygulanıyor o zaman? Abi. Cumhurbaşkanı ifade ediyor bunları. Tasarruf tedbirleri neden uygulanıyor ekonomiyi iyi ise madem? Abi. Sıkıştırmaya çalışıyorsun değil mi? Sıkıştırdın mı? Sıkıştırdın ya. Gayet açık ortadasın. Abi bak birinci sebep ne biliyor musun? Tayyip ben babamın oğlu değil. Bir gecede 2,5 milyon kişi emekli yaptı. EYT'den bahsediyor. Sıkıntı ondan sonra patlamaya başladı. Yapmaması gerekmiyor muydu? Yaptı abi. Yaptı diyorlar. Seçim yatırımı yaptı. Yapmasaydı. 14 Mayıs seçimi öncesi oldu bu. Doğru bir şey yapmadı aslında. Vallahi abi yapacak bir şey yok. Şimdi sıkıntısını çekiyoruz. Bir dahaki seçimlerde CHP ile birleşecekler. Siz hangi kanala vereceğiniz, YouTube'a mı veriyorsunuz, nereye veriyorsunuz? Bir dahaki seçimlerde CHP ile birleşecek. Kim birleşecek? Göreceksiniz AK Parti öyle artık. Mi? Kim denk gelirse. Evet. Kim alırlarsa MHP'yi birleşecek. Gönderecek mi? Onu bilmem. Ben onu öyle bilmem. Yani onu ben onu bilmem. Siyasete senin aklın da ermez abi. Yaşın benden çok çok büyük.
Siyasete, benim aklım Ermen, senin aklın da içeride. Zaten her gün bir şeyler anladın oluyor. Anladın mı? Yani bu işler, yani o yüzden boşuna böyle şey yapıyorsun. Para kazanmanın derdindesiniz de. Yani tıkladıkça kazanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı bugün Kızılcahamam'da partililere seslendi. Biz sokağın nabzını, sokakta yaşanan sıkıntıyı, çarşının, pazarın sıkıntılarını biliyoruz. Herkese ulaştık ifadelerini kullandı. Neler söylemek istersiniz? Vallahi bence ulaşamadılar. Yani. Herkese ulaşamadılar bence. Ulaşamadılar. Ulaşamadılar. Ekonomiden bahsetti. Yaşanan sıkıntıları gördüklerini yaşanan, söyledi. Bak ya en şey yapayım bak. Ben de yıllarda AK Parti'ye oy verdim. Evet. Benim yaşım 54. 53 yaşındayım ben. 53 yaşına geldim. 15 yaşından beri çalışıyorum. Hiçbir masrafım da yok. Masrafım derken yani sıra dışı şeylerim, harcamalarım. Ya bir ev alamadım. En son biriktirdim, biraz bir şey alacağım dedim. Bunda da şeyler patladı. Sen söyle. Konutlar patladı. 500 liralık bir lav oldu, 2000 lira. Emekli misin? Lira. Emekliyim. Kaç para maaş alındı? 10 lira. 10 mu? 10.400 lira maaş alındı. Çalışıyor mu? Çalışıyorum. Mecbur, hadi çalışma. Bugün, o zaman biraz önce söylediğin gibi kimseye ulaşamamış Cumhurbaşkanı. Dün yani bugün inan ki kirada oturuyorum ben. Yani biraz tanış, biraz dövüş, biraz nizah yani bir şey ayrı kirayı anlaştık. Şimdi 2 ay sonra benim anlaşmam var. Vallahi şuram şöyle diyor. Niye? Yarın 12'den aşağı açmayacak ağzını. 14'ten aşağı açmayacak ağzını. Ne hadi. Kadar aylık dedi? Benim kızım üniversite okuyor. Çalışıyor, asgari ücret mi alıyor? Kim, ben mi? Daha üstü mü? 20 lira maaş alıyor. Aylıkla birlikte 30 lira. Evet, bu kadar. Bu kadar. Kaç bugün tane evlat var? 3 tane evlat var. Okuyorlar mı? Biri kızım. Okuyorlar mı? Okuyor. Onlara da harçlık veriyor. Ya bugün bir tanesi Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde son sınıf okuyor. Öğretmen çıkacak. Evet. Hadi yani yetiştir. Ne zaman emekli oldun? Geçen yıl işte. Geçen. EYT'den. Şundan dolayı söyledim. Bundan 4 sene önce, 3 sene önce emekli ikramiyeleri veriliyor yani Ramazan ve Kurban Bayramı'nda. Emekli ikramiyesinde 3 sene önce bir emekli kurban alabiliyordu. Bugün 3000 lira oldu mesela. Şimdi, 3000, yani alabilir misin? Ya ben hayatım boyunca particilik yapmadım. Hayatım boyunca. Muhafazakar bir insanım. Bak yıllarda Cumhurbaşkanımıza oy verdim. Verdim. Particilik yapmadım diyorsun ama oy verdim. Ya ama muhafazakar sonuçta. Ben de Kahramanmaraşlıyım ben. Particilik yapmadım derken son seçimde vermedim. Şimdi şunu söyleyeceğim ben size. Ben buraya taşındığımda 2015'te 2400 TL maaş alıyordum. Tek başıma çalışıyordum. Ailemi geçindiriyordum. Kiramı da veriyordum. O zaman emekli de değildin. Değildim. Evet. Bak 2400. Ne kadar maaş alıyordun o zaman? 2400 liraya geldim ben buraya. Kaçta? 2015 veya 2006 idi. Hatırlamıyorum. O parayla ben 3-4 yıl çalıştım. Şu anda mecburen benim eşim hayatta çalışmadı. Eşim de çalışıyor şimdi. Niye? Yetiştiremiyoruz çünkü. Yani ben bir şey söyleyeyim mi kardeş? Yüzünde öyle şey görüyorum, böyle bir üzüntü görüyorum. Ya üzüntü değil, yani, ya ben bu Türkiye yani vatandaşıyım ya. Evet. Bugün Türkiye'de yaşaması lüks oldu, lüks. Ya bugün bak bir yemek yiyeyim diyorum, en ucuz yemek 50 lira, o da şurada 50 lira. Tavuk dürümü ya. Eskiden tavuk dedi, yüzüne ya bakmazdı ya. Bir çorba 80 lira olmuş. Ya işte diyorum ben sana, yani bu mu yani artık ya? Ya gerçekten Türkiye'de yaşaması artık lüks oldu, lüks. Lüks. Vallahi lüks. Bir de ben sen Maraşlı olduğun için biliyorsun, Maraş'ta şairleri çoktur Maraş'ın. Evet. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında paraya. Durumuna mı düştük biz? Aynen öyle. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Bugün Maraş'a gideceğim. Daha bir şey. Gene burada biraz maaş fazla veriyorlar. Bir dakika şimdi. Orada da tam tersi. Daha Maraş'a gideceğim diyorsun. Mesela Maraş'ta akrabalarım var muhtemelen. 3 tane evlat var. Yenge hanım, 5 kişisiniz. Maraş'a senin gidip gelmen kaç para? Bugün en ucuz otobüs. Hayır ama için gittiğini kabul edin. En ucuz otobüs bileti bugün. Evet. En ucuz otobüs bileti. Nereden baksan şu anda bayramda 700 lira oldu. 700 bin liradan kabul edelim, 5 bin lira. Sen evlatlarınla birlikte 10 bin liraya Maraş'a gidip geliyorsun. Yani emekli maaşını bırakıyorsun. Evet, aynen öyle. 20 bin liraya da geçinebilirsin. Evet. Dolayısıyla gidememiş oluyorsun. Ya akrabalarını ziyaret edin. Şimdi şöyle. Ya şimdi ne kadar konuşursan konuş, hakikatleri gizleyemezsin. Durum ortada. Ya bu mikrofon. Hadi sen buna davul de ya. Bu mikrofon sonuçta. Yaşadığımız ortada. Hakikati gizliyor mu AK Parti iktidarı? Ya gizliyor mu derken. Ve hakikatleri göremiyorlar mı? Şey, göremiyorlar. Bence göremiyor. Yani inmiyorlar sokağa. Tamam, bazılarının işi çok düzgün. Gerçekten düzgün. Olan da yani çuvalla para var.
Hiç umurunda değil. İlmez diyor ki ekonomist 17 milyon kişi üst yani asgari ücretliden, öğretmenden, memurdan üst düzeyde maaş alıyorlar. Dolayısıyla bunların durumları iyi diyor. Geri kalan? Zaten Türkiye'de işte bir orta direk vardı. O bitti artık. Ne oldu direk? Bitti, yıkıldı direk. Ya şimdi şöyle bir şey, gerçekten bak günümüzde bugün hepsini boş ver ya bak. Ben çok lüks bir evde oturmuyorum. Normal bir vatandaşım oturacağı bir evde oturuyorum. Lüks evde oturmak bugün, ne oluyor? Bugün benim ev kiram, telefonum, su faturam, doğalgaz faturam. Yani mecburi giderim benim bugün her ay 16-17 bin lira. Her ay. O da yani hadi babam yemiyoruz yani normal bir şekilde yani. Öyle, babam yediğin zaman zaten o maaş falan geri kalan para falan kalmaz. Kesinlikle kesinlikle. Rica ederim. Rica ederim efendim. Rica ederim. Evlatlarına da hayırlı uğurlu ömürler versin. Öğretmen evladın okuduktan sonra öğretmen olur inşallah atanır yani. O da birçok muamma. Niye biliyor musun? Bak şimdi ben şu cahil aklımdan diyorum bak. Yüzlerce çocuklarımız okuyor. Bir de benim kızım. Bunlara bu kadar para döküyoruz, okutuyoruz. Tek yani bizim gibi olmasına, rezil olmasına gibisine. Aa benim kızım okudu. Bu sene mezun olacak inşallah. Diplomasını alacak. Bundan sonrası da muamma. Nasıl muamma diyecek? Atanacak mı? Atamayacak. Atanamayacak mı? Nerede çalışacak? Bugün özele gitse 3 kuruş maaş veriyor. Bu da bir muamma. Niye? İyi kardeşim bu çocuk okuyorsa, bunu şey yapıyorsa bunun da bir ön hazırlığını siz yapın artık yani. Ya okutmayın. İşe yönlendirin direkt. Ya da her yıl mezun nereye gidecek bu şey? Bu da çare değil. Sağ olun. Hani bunu artık bir görmeleri lazım. AK Partisi, CHP hangisi olursa olsun. Şu anda mevcut iktidar artık görmesi gerekiyor. Yani, hak ediyor musunuz bunları abi? Bence hak etmiyoruz yani. Bence hak etmiyoruz. Oy verdi. He? Oy verdi. He verdik. İşte ortak olmadı mı bu? Şimdi şöyle bir şey var bak. İlk dönemlerde gerçekten güzeldi. İlk dönemde. Ne kadar, ne zamana kadar mesela? Mesela 2008. 2009'a kadar mı? 2012-13'ten sonra İpin ucu kaçtı mı? Kaçmaya başladı. İpin ucu bak, kimin eline geçti? Ben bilmiyorum artık kime. O kadar aklım yetmiyor artık. Kimin eline geçti, ne yaptı bilemiyorum. Ondan sonrası gitti. Gitti. Eyvallah. Ya bugün bir markete giriyorsun. 3 kuruş, 5 kuruş. Ya 2 poşet ya normal şey 100 lira. 200 lira. Ya eskiden biz 100 liraya pazara giderdik. Baba olarak kırmızı et alabiliyor mu evine? Kırmızı et alıyorum şöyle 15 günde bir. Ne kadar? 3-4 kilo alabiliyor musun? He, yarım kilo veya da 800 gram. Yeteseli kadar. 5 kişi kocaman çocuklarım var. Ne yapacaksın? Doğruyorsun şey yapıyorsun, tava yapıyorsun. Yanına domates, işte patlıcan falan. Yemeğin içine garnitür atıyorum. Alır. Eyvallah. Rica ederim. Allah kolaylık versin. Ya gene de Allah bugün bizi aratmasın. Bizden kötüler de var ama. Ama böyle değil ama, mi? Ama yani bizim ülkemiz buna müsait. Yani biz bir Afganistan, Arap ülkesi ülkeler yani yoksul bir ülke değiliz ya. Bizim Türkiye'mizde... Ya sen bugün geçirsen Maraş'tan niye Bursa'ya gelesin ki, öyle değil mi yani? Zenginlik var diyorsun değil mi? Zenginlik var, dağıtımda adaletsizlik var. Liyakatta yok. Yok, hiç liyakat yok zaten, hiç. Hayatta yok. Allah kolaylık olsun. Yani sosyal bir devlet diye çalışıyoruz. Sosyal yok yani, yok. Sosyal denen bir şey yok Türkiye'de. Teşekkür ederim, yok. Sağ olasın. Rica ederim. Cumhurbaşkanı bugün... Biz çarşının pazarın halini görüyoruz. Herkese ulaştık ifadelerini kullandı Kızılcahamam'da. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten Cumhurbaşkanı ve AK Parti iktidarının bakanları vatandaşa ulaştılar mı? Ulaştılar. Nasıl ulaştılar? Biz ulaştığı olarak görüyoruz. Biz her zaman için reis diyoruz. Mesela emekliler 10 bin liraya geçinemediğini söylüyor. Çalışıyorlar tekrar. Takviye yapıyorlar. 3 sene önce emeklilere verilen ikramiye ile kurban alınırken bugün 3 bin lira biliyorsunuz emekli ikramiyesi. Adamın bir tanesi diyor ki 3 kilo et bile alamıyoruz diyor. Nasıl ulaşmak? Valla ben her yerde bolluk görüyorum. Her yerde refah görüyorum. Sen neden o zaman emekliler isyan ediyor kardeşim? Valla bilmiyorum neden isyan ettiklerini. Ben de emekliyim. Geçinemiyorlar. Ben de emekliyim. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben de 10 bin lira alıyorum. Evin kira mı? Hayır. Kira olsaydı? Kira olsaydı da takviye çalışacaksın da. Emeklinin çalışması mı? 3 yaşında emekli olmasını biliyorlar ya. 60 yaşında emekli oldu kabul edelim. 60 yaşından sonra. Ekonomi iyi mi diyorsun mesela? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı itiraf ediyor. Ekonomi iyi değil diyor. Siz de diyorsunuz ki her yerde bolluk var, iyi diyorsunuz. Vallahi. Kim yalan konuşuyor burada? Bilmiyoruz yalan konuşanı. ülke başka yerlere gidiyor şu an. Nereye gidiyor? Bilmiyoruz yani, ülkenin üzerine böyle oyunlar oynuyorlar. Kim oynuyor bu oyunu? Kimler oynadığını bilsek zaten kafasını uçuracağız. Biz neden oyun kuramıyoruz kardeş? Biz hile hurda bilmediğimiz için. Nasıl?
Hile hurda. Biz de oyun kuralım. Kuracağız, kuruyor. Reisiniz kuruyor. Nasıl dağıt, kuruyor? Allah'ın izniyle dağıtacağız. Çok oyunlar biz de kuruyoruz. O Yahudi oynadığı oyunu oynayacağız. Bundan 80 sene önce Türkiye iyi bir oyun oynadılar. Bilinmez bir adam getirdi. Türkiye'nin başını derde koydular. Yasaklığı kalkacak. Vatan... Kim o bilinmez? Var, bilin adama kendi biliyor. Kendi biliyor. Ülkemizin önünde öyle bir oyun oynadılar ki anladın mı? İsrail, İngilizler teslim etti ülkemizi, anladın mı? 80 sene bir sivilcan yok. 180 devre şu anda bizden silah bekliyor, uçak bekliyor. Şimdi el pençe duruyordu senin Ecevit'in. El pençe duruyordu ki bize para verin ki açları doyurayım diye. Şimdi biz açları doyuruyoruz. 80 sene önce de fabrikalar açıldı. Hangi fabrikalar? Fabrikası? Şarap fabrikası açtın. Ne fabrikası açtın? Sadece şarap. Şarap fabrikası açtın ya. Kandırma. Merinos'u kim açtı? Ne Merinos? Ya ki sen hiçbir şey yapmadın. Sen zulümden başka hiçbir şey yapmadın. 80 zulümden başka hiçbir şey olmadı senin. Merhabalar kardeş. Merhaba abi. Cumhurbaşkanı bugün Kızılcahamam'da biz çarşının pazarın daha yaşanan sıkıntıları gördük demiş dedi. Evet. Gerçekten gördü mü? Abi görüyor, görmüşler mi? Görmek için gözlükleri çıkartmak lazım. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Yani dediğimiz zaman da sıkıntı çıkıyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğiz yani. Gerçekten görmek istiyorsa bizim yaşadığımız hayatı yaşasın yani. Sizin de bizim yaşadığımız hayatı yaşamadığı için mi göremiyor kardeşim? Bir nevi öyle. Yani şimdi... Ama biz halkın içindeyiz diyor. Halkın mesela indik biz sana diyor. Bir örnek vereyim abi. Küçükken mesela çocuklar, kimi çocuk balkondan izlerdi dışarıyı. Evet. Kimisi dışarıda oynardı, ederdi. O balkondan izleyen çocuk hep dışarıyı balkondan yorumlar yani. Korkar. Sahanın içine giremez. Ama dışarıda oynayan çocuk futbolu da güzel oynar. Küfürü de güzel eder. Yani misal veriyorum tabii. O şekil. Yani çok bir olay. Cumhurbaşkanı sahaya inemiyor mu? Veya Cumhurbaşkanı'nın... Ya inemez zaten. Yok diyelim ki inemedi. Ama bazen görüyorsun taksi durağına gidiyor, çay içiyor. Hayır ama... Cumhurbaşkanı bu sokaklardan geldi ya. O da aynen. Ya tabii orası... Ne oldu da böyle oldu peki kardeş? Yani. Abi, bir de Cumhurbaşkanı kardeş, Cumhurbaşkanı yanındaki ekip Cumhurbaşkanı doğruları anlatmıyor mu? Bence yani anlatmıyor abi. Sarayda durunca, Beştepe'de durunca başka bir Türkiye mi görüyor? Bence biraz anlatmıyor. Önce dedin yani balkon falan. Aynen. Bence anlatmıyor abi. Sonuçta bir ekip olarak çalışıyorlar. Ama insanlar ekip. Her gün intihar ediyor. Aile kavgaları var. Domates 30 lira, çerliston 40 lira, karpuzun kilosu 15 lira. Bunu da mı görmüyor Cumhurbaşkanı ya? Görmüyor abi demek ki. Yani sonuçta görünen köy kılavuz. Kırmızı eti 600 lira. Mesela biraz önce abiyle konuştum. 3 tane evladı varmış. Okuyor birisi. Evet abi. Öğretmen olacak dedi. O da atanabilecek mi bilmiyorum dedi. Hı. 17 bin lira asgari ücret alıyormuş, 10 bin lira da emekli. Çalışmak zorunda kalan bir emekli. Evet. Dedim kırmızı et alabiliyor musun? Yarım kilo 800 gram, o da 15 günde bir alıyor. İçim acıdı kardeş. Abi bizim senelerdir içimiz acıyor ama insanlara bir şeyleri anlatmanın zor olduğu gerçeği var. Yani insanlar daha doğrusu anlamak istemiyor. Bu Cumhurbaşkanı da bir insan, o anlamıyor mu acaba? Bence sorun Cumhurbaşkanı değil abi, sorun insanlar. Niye diyorsan ne kadar... Hani kötü olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun içimizden çıkan bir insanın orada başkan olduğu gerçeği var. Hani başka bir yerden gelmedi bu başımızdaki kişi. Hani demek ki halk güç zehirlenmesi. Yani bence insanların bir şeyleri kavraması lazım. Yönetim kötüyse değişirsin. Yani değişmiyorsa demek ki burada sorun Cumhurbaşkanı değil abi yani. İnsanlarda. Bilinçlenmek lazım. Şey mi var insanlarda? Türkiye'de yani. Yaşayanlarda münafıklık ve riyakarlık mı var? Türkiye'de yaşayanlarda bence anlama sıkıntısı var abi. Sadece anlama sıkıntısı. Yani ben işi cahilliğe sürüyorum. Niye diyorsan, insanlar okumuyor. Sadece kulaktan duyma şeylerle. Yani bugün ne anlatırsan anlat, o adam araştırmadan hani kendini dahi yorumlamayan insanlar var yani. O yüzden ne dersen de çözülmeyecek yani bu. Ümidin yok mu kardeş? Ümidim var abi. Yani. Biz cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz. Her zaman ümidimiz var. Ama zamanını bekliyoruz diyelim. Herkes gibi. Yani bizim de sıkıntılarımız. Mesela şimdi zamanını bekliyoruz dedin. Biliyorsun geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta seçim oldu. Aynen. 4 sene sonra seçim var. O zamana kadar biz ekonomik anlamda kamyon sürekli bak bayır aşağı iniyor. Evet. Bir de kum yüklü. Önüne gelene çarpıyor, mahvediyor. Nasıl olacak? Nasıl olacak abi? Vallahi onu bilmiyorum ama bence herkes birbirine saygılı olmaya devam etsin. Kamyon jant üstüne
yerine gidiyor. Orası öyle abi. Bizde ekonomik sıkıntılar. Ben de ekonomik sıkıntı çekiyorum. Yani o güne kadar biz hayatta kalabiliriz. Kimse ödemiyordur yani burada. O güne kadar hayatta kalabileceğiz mi? Arjantin gibi. Tabii ki kalacağız yani, abi. Arjantin bizim, gibi olmayalım. Bizim atalarımız nasıl kalmışsa zamanında. Tamam da zamanında, Arjantin gibi olmuyoruz. Olmayız abi. Yani Türk devlet aklı yaşıyor diyor ya Zafer Partisi. Valla biraz slogan oluyor biraz olay. Gerçekten slogan. Slogan değil abi. Ben kendim tarihçiyim. Evet. Tarih tekerrür eder, tekrar eder. Bu böyledir. Böyle de olacak. O zamanlar da kötüye gidiyordu abi. Umudunu kaybedersen... Umarız iyi olur. Ya umudumuz her zaman var. Bir insana bağlamıyorum bunu. Zafer Partisi Genel Başkanı'na da bağlamıyorum. Bu bizle alakalı bir şey. Diyorum ya, şahıslarla alakalı değil yani bu. Birbirimize saygılı olup... Böyle eğitim politikalarının olduğu bir ülkede insanların eğitilebilmesini... İmkansız abi, öğretmenler öldürülüyor ya. Daha geçen tamam işte ondan bahsediyorum. Geçen burada yürüyüş yaptılar. Evet. Ben yürüyüşü izledim. Bir sadece öğretmenler öldürülmüyor. Öldürülmüyor. Ya tabii ki. Ya de. Bir baba 3 tane evladını 5 yaşında, 3 yaşında evladını katlediyor be kardeşim. Böyle evet. Bir ülke haline gelmişiz biz. Hangi medeniyetten, hangi slogandan bahsediyoruz biz? Ne hale gelmişiz? Sloganlık işimiz yok abi. cumhuriyetle kalsın. Yani Atatürk'e ve onun kurduğu cumhuriyete saygısızlık edilmesin. Bir de çevremizdeki Suriyelilerden kurtulalım. İlk önce ilk şeyimiz o. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Kanka bak, az önce saygıdan bahsettim. Daha aynen. Bizim de saygımızın olmadığı şeyler var da bozmayalım şimdi saygımızı. Aynen. Teşekkür ederim.